Narkolepsi rüya uykusunun hızlı göz hareketlerinin olduğu rüya uykusunun bir hastalığıdır. Rüya uykusuyla uyanıklık arasındaki savaş olarak da tarifleyenler mevcut bu hastalığı. Beyin omurilik sıvısında bir maddenin eksikliğine bağlı olarak görüldüğünü biliyoruz. Gündüz aşırı uykuluk hali söz konusudur. Olur olmaz yerlerde engelleyemedikleri uyku atakları olur. Bu bir sofrada olabilir, toplantıda olabilir, oturduğu yerde olabilir, televizyon seyrederken olabilir. Ancak daha aktif ortamlarda da bu uyku ataklarını engelleyemeyebilir. Yine beraberinde katapleksi dediğimiz yine bir anda kaslarda boşalmaya da kendini gösteren ve düşmeye neden olabilen bazen sadece belli bir bölgeyi tutabilir. Sadece örneğin çeneyi tutabilir. Ağız açılması şeklinde veya bakışlarda bir donukluk, göz kapakları tutulabilir. Ama sıklıkla belde dizlerde bir tutulup söz konusu olup hastanın yere düşmesiyle sonuçlanır. Katapleksi daha sonra kendiliğinden düzelir. Diğer semptomlara gelince örneğin karabasan dediğimiz uykuda yine REM uykusunun bozukluğudur. Narkolepsi hastalarında daha sık karabasanlar veya uyku felcidir aslında bizim kullandığımız terim. Uyku felci görürüz. Bu da rüya uykusundan aniden uyanmaktır. Aniden rüya uykusuna uyanıldığında ise hasta konuşamaz, sesini çıkartamaz, ortalıkta her şeyin farkındadır, gözler görür, beyin çalışır ancak kıpırdayamaz. Birkaç saniye içinde bunlar veya birkaç dakika içinde bu tablo geriler. O sırada aslında şans eseri birisi dokunsa anında çözülür. Ancak zaman yani yavaş yavaş çözülür herhangi bir dışarıdan bir müdahale olmadığı vakit. Yine narkolepsi hastalarında uykuya dalarken ve uykudan uyanırken böyle halüsinasyon dediğimiz görüntüler olabilir. Aslında kişi bilir, yani gerçek olmadıklarını da bilir. Örneğin bir avizeyi, lambayı, odadaki lambayı bir şapkalı adama benzetebilir. Ama aslında farkındadır da onun şapkalı bir adam olmadığını. Yani o açıdan nispeten daha rahattır. Böyle bir psikolojik bir bozukluğa işaret etmez. Narkolepsinin bulgularından bir tanesidir. Uykuya dalarken ve uykudan uyanırken. Yine bazen otomatik davranışlar sergileyebilir bu hastalar. Bir bakar iş yerine de bir bakar böyle arabasına binmiş gidiyordur ama hangi arada o aradaki mesafeyi kat ettiğini hatırlamaz. Veya yazı yazarken bazen otomatizma işin içine girer. Bir yandan anlamsız bir şeyler yazı yazmaya devam eder ancak yazdığı şeyler de yine anlamsızlaşabilir. Farklı şekillerde kendisini gösterebiliyor. Narkolepsi katapleksinin tanısını uyku testleriyle koyuyoruz. Gece uyku testini yapıp hastamızın yeterli süre uyuduğundan emin oluyoruz. Eşlik eden başka bir uyku bozukluğunun olmadığından emin olmak istiyoruz. Ardından da ertesi gün böyle 5 kez küçük şekerlemeler halinde 2 saat aralıklarla uyku testi yapıyoruz. Bu uyku testleri sırasında eğer hastamız 15 dakikadan kısa süre içinde 2 kere rüya uykusuna geçerse tanısal kabul ediyoruz. Yine kaç dakika içinde uykuya dalıyor? Normalde böyle gündüz testleri sırasında böyle çabuk uykuya dalamamak gerekir. Uykusunu alan bir kişi orada hiç hatta bazen uyuyamadığı da olur. Ancak narkolepsi hastalarında bu uyku latansı dediğimiz süre son derece kısalmıştır. Uyku latansı, yani uykuya dalma süresinin kısalığı ve beraberinde rüya uykusuyla giden uykular narkolepsi katapleksi tanısını koydurur. Tedavide davranışsal terapiler, gün içinde belirli saatlerde, belirlenmiş saatlerde şekerleme uykusu yapmaları çok değerli. Ek olarak da gayet etkin ilaç tedavileri söz konusu. Hastalarımızı gündüz uyanık ve keyifli tutacak.